Başkanım. Geliyorlar. Biliyorum oğlum, bir saatte anons veriyor ya. Allah Allah. Arkadaşlar, gözünüzü dört açın. Etrafımız cansız dolu ona göre. Otelini falan ayarladın değil mi kızım? Hiç merak etmeyin sayın müdürüm. Her türlü güvenlik önlemi alındı. Siz içinizi rahat tutun. Aferin. Ya bir an evvel gelse de yakından görsek şu dünya şampiyonunu be. Neden öyle erken gitti Salih'im? Havaalanına gitti. Okçu bir kız geliyormuş da federasyona Rusya'dan kaçak. Onu karşılamaya gittiler. Okey. Buyurun başkanım. Bana bak, gözünü benden ayırmayacaksın, tamam mı aslanım? Gümrükler çıkar çıkmaz kız etrafını saracağız ona göre. Tamam başkanım. İbrahim. Buyurun efendim. Ya bu kız. Çok ülkeden teklif almış ama bizi tercih etmiş. Aferin ona. Demek ki varmış Türk kanı. Helal olsun be. Gagavuz. Gece kızına sağlık kızım. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum. Şükür elhamdülillah. Aklıma. Bana bakın arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Etraf çalsız dolu. Bakın mesela şu. Bak Elif'e bak. Bu kesin casus. Hiç şüphe yok. Bana da öyle geldi. Öyle öyle namussuz. Sen onu bana bırak hocam. Dur oğlum dur, deli misin ya? Silahı falan vardır. Senin için mi o? Ökeş. Buyur canım. Yavaş yavaş yaklaş ve ifadesini al. Emredersin başkanım. Bana bak. Gürültü falan istemiyorum ona göre ha. Anladım başkanım, merak etme. Salih sen de git. Ya silah varsa efendim? Oğlum vatanın için gerekirse seve seve canını vereceksin. Başüstün efendim. Bismillahirrahmanirrahim. İmaniye. Ne bekliyorsun burada kardeş? Ne mi? Ökeş Türkçe bilmiyor galiba. Bırak ya, yer miyiz biz bu numaraları? Rus musun lan? Ha? Ne Rus abi? Ben dik başların şoförüyüm. Bugün Moldova'dan bir hizmetçi kadın gelecek de onu bekliyorum. Bak abi, inanmıyorsan... Lan! Kime lan? Bana abi, silah mı çekiyorsun lan sen? Yakarım lan anamı adamısın, yakarım. Memur beyciğim, bir şey yok kardeşim. Bir şey yok, buyurun efendim. Tabii ki bir şey yok. Herhangi bir şey, buyurun. Yani silah çekeyim bana. Tamam be kardeşim, tamam. Seni ibnenin birine benzetip... Olur mu ibnen? Yavuz, hadi. Sen değilsin canım, hadi yavrum. Hadi kardeşim. Ne yapıyorsun lan be? Malas kalsın, teşrif olacaktık. Baba. Baba iyi misin? Ne bak, ne olur be, casuslar mı geldiler? Uluslar mı bastılar? Ne casusu, ne Rus'u? Sen kim? Kalk sen şöyle, kalk. Çekme abi. Kalk canım. Gene çektim, yaptırttın. Buzdun abdestimi tübe tübe. Basın bizi.
bizi burada da buldu. Geliyorlar efendim, ne yapacağız? Allah, şimdi ayvayı yedik. Kim söyledi lan bunlara? Fazlı. Buyur hocam. Sen mi söyledin lan? Olur mu öyle şey hocam? Olabilir. Kafayı çekip ondan sonra ağzından kaçırmışsındır. Şimdi beni iyi dinleyin. Benden başka kimse konuşmayacak. Bütün soruları ben cevaplayacağım. Duydunuz mu? Duyduk, duyduk. Hocam, yine Aslanova geliyormuş. Geliyor. Uçak şimdi indi. Bekliyoruz canım. Cephe'den de şimdi olacak. Bilmiyorum evladım. Konuşacağız, görüşeceğiz. Aşk olsun yani hocam. Bir dünya şampiyonu İstanbul'a geliyor, bize haber vermiyorsunuz. Çocuklar, çok zorlaştırıyorsunuz işi. Lütfen. Bu devlet sırrı. Devlet sırrı böyle ortalıkta konuşulur mu ya? Hocam, çıkıyorlar. Arkadaşlar, hayır, lütfen hadi. Çok hadi, hadi. Çocuklar, çok dikkatli olmalıyız. Burhan, fırla otobüse çalıştır, bizi bekle. Emredersiniz efendim. Panik yok, tamam mı? Konuştuğumuz gibi. Sonunda casusların kurşunlarına hedef bile olsak her taraftan kuşatacağız kızı. Vatan sağ olsun. Welcome, welcome. Türkçe biliyor efendim. Öyle mi? Ne güzel. Memleketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum niye salak salak bakıyorsun? Ben seni de şey... Çok özür dilerim. Buyurun efendim. Yahut çantaları almazsanız çiçeği nasıl tutabilir kız? Al çantaları. Çok özür dilerim. Lena, hoş geldin. Lena Hanım, hükümetin davetlisi olarak mı geldiniz Türkiye'ye? Hayır, turist olarak geldim. Gezeceğim biraz. Antalya, İzmir. Türkiye adına yarışacak mısınız? Ya kardeşim yeter ya. Soru sormak yok demedik biz size. Allah Allah. Hükümeti niye karıştırıyorsunuz kardeşim ya? Yeter. Açılın lütfen. Ökeş dağıt şunları. Dağıt kardeşim şunları. Dağılın lan. Dağılın. Yürü lan. Sen basın öne basın ben şunu. Lan başkanım basın ben şunu. Lan yürü diyorsam yürü işte. Lan çekin lan başkana yol açın. Herhalde bilirim. Ökeş, peşimizde mi hala o casuslar? Peşimizdeler başkanım. Ay çok korkuyorum. Uçak da elimden bağlamak istediler. Bir şey yapmazlar artık değil mi? Çözüm kızım benim, yapmazlar evladım. Sen artık Türkiye Cumhuriyeti'nin himayesindesin. Hiç kimse sana bir şey olur. Ay çok korkmuşum. Merhaba sevgili seyirciler, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Dünya şampiyonasındaki büyük umudumuz 22 yaşındaki Lena Aslanova adlı Moldavyalı dünya şampiyonu okçu sıkı koruma önlemleri altında yerleştirildi. Çok korktun mu Vesali? Öldüm be baba, her tarafımızda silahlı nah böyle böyle zebellak gibi casus doluydu ha. Ah eski gücüm olacaktı ki bak ben gösterirdim onlara Türk'ün memleketinde nasıl olurmuş casusluk yapmak. Böyle bir tane çaktım. Ay baba, 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 baba. Casus olmayacağım derken basaydı bir... Geçerim kendimden be kızım, vatanım söz konusu oldu mu tutamam kendimi be. Ezerim ben onları tahta kurusu gibi böyle nasıl ezerim be. Tamam, neslin deden, kendim babam, hep kahraman, Türk milleti, orduları... Pek çok zaman vermiştirdiler dünyaya cana etti buraya. Tebrikler Bayan Lena. Çok iyi başarılar. Nereleri gezdiniz Lena Hanım? İlkenizi nasıl buldunuz? Daha önce denemiş misiniz takıyı? Yani tam altın madalyalık bir kız bu ya. Evet efendim.
Adı neydi bunun? Lena. Lena. İbrahim bacaklara bak ya. Evet. Nasıl öğrenmiş bu Türkçeyi? Bu Gagavuz Türkü. Ama Hristiyan. Bunu bir an evvel dinimize kazandırmamız lazım. Haklısınız. Oğlum bulamadınız mı şöyle helal süt emmiş birini ya? Ya arıyoruz ama... Yani... Çok yavaşsınız, çok. Biz kızı Türk vatandaşı yapana kadar casuslara kaptıracağız korkarım. Sizi İtalya'da istiyormuş ama siz Türkiye'yi tercih ettiniz. Neden? Ben bir Türk'üm. Tabii ki Türk'üm. Hop 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 hop. Nereye? Şampiyon olursam... Moldova'daki vatandaşlarım çok mutlu olacaklar. Ne istiyorsunuz kardeşim? Kimsiniz ya? 500 bin dolar teklif edilmiş, doğru mu? Ben bu işi para için... Hadi dışarı ya! Hadi dışarı! Siz ne istiyorsunuz? Ah! Türkçeyi çok güzel öğrenmişsiniz. Bunun için eğitim aldınız mı? Yok, almadım. Vah yavrum vah. Vah yavrusu vah. Şu dudaklara bak. Mithat Hoca karaya kesildi galiba. Tamam, şimdi de Moldovyalı çıktı başımıza. Çocuklar. Hocam, ben formalite evliliği yapacak birini bulsak diyorum. Ha tabii, doğru, formalite evliliği. Basacak imzayı unutacak. Evet. Veririz eline birkaç kuruş, olur biter. Ben böyle birini tanıyorum ama nasip edecek misiniz? Çok kim? Sevdim. Bu bizim Salih'in kayınpederi. Adam eski pehlivan. Karısı öleli 4 yıl olmuş. Biraz da nüzüllüymüş galiba. Ha iyi. Tamam. Tam istediğim adam. Evet. Bir görüşelim. Rahim ya. Yemekler çok güzel. Yani insan... Türkiye için... Seve seve canını verir böyle bir kızı şey etmek için ha? Seyretmek için. Yani vatandaşlığa kazandırmak için. Evet. Lena Hanım, bendesiniz. Şuna bak. Lena Hanım, buraya bakın. Lena Hanım, buraya. İnsan seve seve canını verir hakikaten. Adı ne bunun? Lena. Lena. Fena. Çok fena. Lena Hanım, buraya bakar mısınız? Bir tatlıca gözleriyle yedi kızı. Aman iyi, bizi ısınmaz artık, rahat ederiz. Bari bir şeye benzese, çarpık. Bayan Lena, bir Türk'le evlenmeyi düşünüyor musunuz? Tabii, neden olmazsa? Sen Salih'i çağır da bir görüşelim. Filan yok. Bırak öyle emri filan ya. Siktiret bürokrasiyi şimdi. Burada seninle iki arkadaş gibi konuşacağız. Estağfurullah efendim. Estağfurullah diyorum. Geç otur bakalım. Rica ederim efendim. Otur. Sizin yanınızda efendim, rica ederim. Salih rahat ol oğlum, otur. Emredersiniz efendim. Kayınpederin nasıl Salih? İyi efendim, hürmet eder. Sağ olsun. Neydi adı? Rıza efendim. Rıza ha. ne yapıyor şimdi? Evde efendim, ne yapsın? Yani devamlı yatıyor mu? Yok efendim, ayakta. Ayakta mı? Ayakta ne yapıyor? Ne yapsın efendim? Namazını kılar, alışveriş yapar, ara sıra da kahveye gider. Gücü kuvveti yerinde yani. Yerinde Allah'a şükür efendim. Ama sarsak hocam. Hani ne diyorlar? Parkinsonlu. Salih sen de bir şeyler söylesene. Evet efendim, ara sıra dengesini kaybeder düşer. Öyle söylesene be aslanım ya. Salih, ya senin şu kayınpederinle bizim Lena'yı evlendirelim ha? Sevap be. Nasıl olur efendim? Benim kayınpeder çok yaşlı. Salih, oğlum. Yahu biz de yaşlı diye evlendirelim diyoruz be. Koynuna verecek değiliz ya gül gibi kızı. Formalite evliliği oğlum bu, formalite evliliği. Baba. Baba. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın hürmeti selam ve minket selam. Tebarekten ya zelcelerim edeyim. Ah düştün yine be babacığım. Ah be. Dur. Düştüm be yavrum. Olmadım düşmek lan. Toparlayamadım kendimi. Hadi be. Hadi kalk. Hoppa. canım, kaçırdın mı yine? Pırt yaptım bak. Buzdum abdestcağızımı. Tutamadım kıçımı. Bismillah. Olsun, bir şey olmaz. Olsunmuş.
Şunun filediği lafa bak. Koca can pehlivanı. Düştü mü o kadar? Hadi tazeleyelim abdestimi. Tamam, sen otur şöyle. Ben şimdi sana su ısıtırım. Ne damak su ısıtmak? Sevaptır daha sevaptır soğuk suyla bak. Olur takva. Ama babacığım üşüteceksin, korkuyorum. Ne var imiş korkacak? Koca can pehlivanı abdestsiz mi dolaşacak akşama kadar? Üyülsün daha iyi. Aa, bak şimdi. Allah göstermesin. Daha ne gösterecek bak. Bir ayakım çukurda. Ezrail tepemde. Düşmüşüm elden ayaktan. Ah ah. Olsaydı anamım dünerdi etrafımda erbi daim. Etmezdi izmatlı kusur. Seni en kısa zamanda Türk vatandaşı yapacağız. Hiç merak etme. Teşekkür ediyorum. Başbakanımız bizzat el koydu. Ökeş. Casuslar hala takip ediyorlar mı? Ediyorlar başkanım. Tam arkamızdalar. Çok korkuyorum. Korkma bebeğim. Korkma canım. Korkma. Bizim istihbarat teşkilatı onları ne yapar biliyor musun? Analarını beller namus. İbrahim Bey ya. Buyurun hocam. Bu kız bizim küfürlerden anlıyor mudur der? Ya çatpat bir şeyler biliyor ama o kadar anlayacağını sanma. Solladılar başkanım. Bırak sollasınlar eşşoğlu eşekler. Geçtiler gidiyorlar efendim. Siktir et gitsinler. Bebeğim gördün mü bak. Oh iyi. Sabri Bey ya. Yani biz baba şefkatiyle sarılıyoruz bu kıza ama asılıyor sanmaz. Yok canım ne münasebet. Onlar öyle şeylere bakmazlar sayın müdürüm. Rahat millet onlar rahat. Ah yavrum ah. Orada bunları mutlaka elden geçirmişlerdir ya. Şu dünya güzeline bakıyor. Kıyılır mı lan buna be? Bu iş çözülene kadar soru sormak yok. Röportaj yasak demedim mi? Zaten casuslar peşimizde yapmayın. Kardeş bakar mısın? Ne var? Uzak dur. Bayan için konuşacaktım. Ne bayanı ya? Orus var ya. Ne olmuş? Ne vereceğiz? Ne mi vereceksin? Fiyatını soruyorum fiyatını. Ne fiyatı lan? Ulan bizi pezevenge mi benzettin lan sen? Siktir ol git lan buradan. Canımı sıkma bak benim ha. Onun var ya altını var lan şampiyon o şampiyon. Çok yerdik hele şampiyonlar. Ne diyorsun lan sen? Ne çökmünü kök görmüşsün lan? He? Fiyatını kaç söyle kardeşim fiyatı var fiyatı. Lan ne fiyatı lan? Hadım ederim lan seni sinirlendirme bak beni ha. Abi, ben diyorum şampiyon ol, onu söylüyorum. Rıza Efendi! Rıza Efendi! Nasılsın? Hiç iyi değilim bugünlerde be Atça Hanım. Başım döner fır fır, elma yam titrer, tırkın sonlu pırkın sonlu. Ah kabahat sende. Bana bir nikah kıysaydın bütün bunlar başına gelmeyecekti. Dinlemedin ki beni. Tübe de be kadın ne nikahı Azrail Aleyhisselam dolaşır tepemde. Hadi hadi hiçbir şey olmaz sana maşallah Türk gibisin. Olsam da Türk gibi makbulemin en yakın arkadaşıyla nikah olmaz be. Mezarında kemikleri sızlar kadının. Sen onu hiç merak etme. Bana vasiyeti var makbulenin. Hadi be. Vallahi ben ölürsem kimselere kaptırma pehlivanımı dedi. Yok be kadın ben giremem böyle günaha. Üstelik getiremem kocalık vazifemi bile duru dürüst yerine. Salih hoş geldin. Hoş bulduk. Ayakkabılarını orada çıkart. Yerleri daha yeni sildim. Olur. Niye böyle erken geldin sen? Yolladılar. Ay, i̇şine son mu verdiler yoksa? Yok canım öyle değil görevli yolladılar. Ne göreviymiş bu? Ya dur bir soluk alayım anlatacağım ya. Başımızda bir dert var ki sorma. Ay, anlat şunu.
Merak da bırakmayın sana. Ya anlatacağım anlatacağım. Of of, hep bizi bulur böyle şeyler anasını satayım. Ne oldu yine? Ya Moldova'dan şampiyon bir kız geldi ya hani. Türkiye adına yarışmalara katılabilmesi için önce Türk vatandaşı olması gerekiyormuş. İyi de Salih, bize ne bunlardan? Ya ne demek bize ne ya? Mithat Bey bugün kesin emir verdi. Salih, bu işi bitireceksin oğlum dedi. Ne işi? Kızı babanla evlendirmek istiyorlar Fatma. Babamla mı? Daha neler? Kimin aklına gelmiş bu? Ne bileyim ben, bizim İbrahim Bey söylemiş herhalde müdüre. Başka derdi kalmamış herhalde onun da. Gülüyorsun ama iş çok ciddi Fatma. Ya devlet işi bu. Ya babanla bir konuş, evlendiremezsek vallahi beni federasyondan atarlar ha. Sapıttın mı Salih? Bilmiyor musun babamın huyunu? Bak ben söyleyemem vallahi. Ay serseri mi bunlar ya, nasıl söylerim? Tamam o zaman, ben de işimden olurum. Söyleyemem vallahi. Canım bulsunlar birini. Ay babamdan başka erkek mi kalmadı? Ya bunlar öyle erkek aramıyorlar ki. Öyle erkek arasalar kıza koca mı yok? Anla işte baban gibisini. Ne yani? Öyle yani. Baban gibi işi bitik kıza bir şey yapamayacak olan biri. Aa, hadi be sen de. Hem niye işi bitmiş olsun benim babacığımın? Evlenmez o kimseyle rahmetli anneciğimin üstüne. Bak ben söyleyemem Salih. Git kendin söyle. Ya hayatım ne oldu, niye ağlıyorsun ya? Ne dedim ki ben şimdi? Fatma ne oldu? Hayır bırak Fatma. Beni. Of of. Bu olayda göstermiş olduğunuz fedakarlık doğrusu göz yaşartıcı. Atasporumuz okçuluğun kalkınmasında benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar İbrahim. Bu dava milli dava. Herkes sizin gibi bu davaya baş koysa dünyada bir numara olurduk biz. Sağ olun, var olun. Siz sağ olun arkadaşlar. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Ona ne şüphe hocam. Gel. Dağıt bakalım çayları. Nerede kaldı oğlum bu Salih? Haber verdik, geliyor. Gelsin. Bu kadar kişi onu bekliyor burada. Buyurun. Bu kadar senedir öğretemedim. Biraz kibar ol ulan ayı. Burada bir hanım varken önce ona verilir ya. İçmiyor efendim, sordum. İçmiyor mu? Yanacı. Neden içmiyorsun canım? İç kızım, iyi gelir sıcak sıcak. Çay sevmiyorum efendim. Diyet kola varsa içerim. Varsa ne demek? Yanıtırım senin için Lenacığım. Fırla oğlum, fırla. Hemen efendim. Girebilir miyim efendim? Kardeşim neredesin bir saattir Salih? Bak Lena Hanım da burada. Hepimiz seni bekliyoruz. İyi günler efendim. İyi günler. Anlat bakalım ne oldu? Konuştun mu kayınpederinle? Konuşamadım vallahi efendim. Ne? Konuşamadın mı? Konuşamadım vallahi. Lan Salih, sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? Yok efendim, estağfurullah, ne haddime? Ulan bu iş çocuk oyuncağı mı be? Devlet işi ulan bu, devlet işi, uyar. Vallahi harcarım seni ha. Efendim ben karıma söyledim ama... O babasına söyleyemedi. Söyleyememişmiş. Niye söyleyemiyor? Allah Allah ya! Maaşınıza 50 milyon zam yapacağız dedik. Daha ne istiyorsunuz? Amma nasıl çektiniz kendinizi be? Estağfurullah müdür bey, bizimki nas falan değil de. Değil de ne? Kayınbabam biraz huysuzdur da. Huysuz mu huysuz dinlemem. Vatanı milleti için yapacak bu fedakarlığı. Yani ben bekar olsam vallahi seve seve basarım nikah. Fatma'm be. Ne konuşacakmış bu kocam benimle? Devlet işi baba. Neymiş bu devlet işi? Yani Salihlerin federasyona okçu Rus bir kız gelmişti ya. Onun Türk vatandaşı olabilmesi için biriyle evlendirilmesi gerekiyormuş. Yani lazım ona bir Türk kuca. Çıkmış mı bari sen bir kısmeti? Çıkmış çıkmış. Bulmuşlar birini. İyi be. Nasıl, hayırlı birisi midir inşallah? Hayırlı hayırlı. Kimdir? Tanar mıyız? O kızla seni evlendirmek istiyorlar baba. Ne? Düve, elin komünistiyle beni evlendirmek ha? Salih geldi işte. Bak o anlatsın şimdi sana. Baban evde mi? Gel buraya be ayırsız. Ne işler çevirirsin sen kendin kendine? Utanmaz mısın koskoca bir can pehlivanını bir Rus kızıyla evlendirmeye? Ya baba bak, bir kere o Rus değil, tamam mı? Türk, Gagavuz Türk. Öyle değil bir kerasında. Fatma söyledi bana, kız Hristiyanmış. Bak baba, Hristiyan mı Hristiyan, evleneceksin tamam mı? Başka yolu yok. Devlet böyle istiyor. Yani devletin emri bu ya. Tübe, gül gibi makbulemden sonra başıma gelene bak. Bak baba, eğer evlenmezsen vallahi boşarım kızını, ben evlenirim onunla. Ne dedin, ne dedin? Evet öyle, devletim için her şeyi yaparım ben. Boşayacaksın demek beni o Rus karısı için ha?
Bak Fatma, bu işin şakası yok, tamam mı? Maaşıma 50 milyondan fazla zam yapacaklar ya. İstemiyorum senin maaşını da zammını da, anladın mı? Bak ben söz verdim, tamam mı? Sözümden geri dönemem. Allah kahretsin Salih seni, Allah kahretsin. Vallahi parçalarım seni ya, parçalarım. Dur be kız şakısım, sıkma herifin bokasını. Ya bırak, bokacaksın adamı, zaten darlandı. Aa. Dur bakalım anlasın, nedir bu devlet işi? Nerededir bu kız be Fatma? Oradalar işte baba. Hangisidir bizim kız? Vallahi bilmiyorum ki. Ya tanıştıracaklar herhalde. E tanıştırsınlar herhalde. Yani devlet işi bu. Gelmez öyle safsaklamaya. Bakalım pehlivan kızı görünce ne yapacak? Bakalım. Efendim buraya getirinceye kadar göbeğimiz çatladı vallahi. Bana bak yalnız pek de ihtiyar değilmiş bu ya. Yok efendim, kendisi yaşlıdır ama dinç gözüküyor. Pehlivan adam tabii. Peki biz bunları evlendirirsek? Bu resmi karımdır diye kızı atlamaya kalkarsa ne olacak? Olur mu öyle şey canım? Estağfurullah. Hayır yani uluslararası rezalet olur biliyorsun değil mi? Büyük skandal olur. Doğru valla. Pehlivan. Emret amirim. Estağfurullah. Bak seni kiminle evlendireceğiz? Lena. Efendim hocam. Çok genç bah. Kağıt üstünde bir evlilik bu baba. Ne demek kağıt üzerinde evlilik? Bu vatani bir vazife baba. Öyle mi? O zaman yaparız üzerimize düşen vazifeyi mi? Evelallah. Pehlivan. Nasıl? Beğendin mi Lena'yı? Çok beğendim. Allah devlete millete bağışlasın. Elem terafiş kem güzlere şiş. Maşallah. Ateş parçasıdır o ateş. Neyim hadi tanışın bakalım. Lena, bu Rıza Pehlivan. Ay çok sevindim. Tıpkı benim babacığım. Bak babasına benzetti seni. Canım. Canım babacığım. Ay çok sevdi seni çok. Ben de onu çok sevdim be. Allah bağışlasın be ben de. Baba ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yarın yok bunda bir şey. O da beni üper be. Allah ya pehlivan olmaz. Aa neyse hadi. Kıyıyor muyuz nikah? Kıyacağız be amirim, kıymayacağız da. Ne yapacağız be üfeceğim ben? Selamun aleyküm be millet. Hoş geldin Pehlivan. Hoş bulduk Nazmim be. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür. Yapayım mı bir kahve? Yok be, içmem kahve. Dokundur kalbime, malbime. Sen bana yap bir kekik çayı. İyi bakmam lazım kendime. Büyük bir devlet işi var başında. Hadi hayırlı olsun. Sağ olasın. Doğru mu Rıza amca? Bir şeyler duydun. Niye duydun be çocuğum? Helal olsun vallahi. Ve Rus gelin getiriyormuşum. Rus değil o bir keresinde. O Alis Mulis Türk. Gagavuz Türk'ü. Derler onlara Gök Uğuz. O dünya şampiyonu bir okçu. Vay be, dünya şampiyonu hem de. Ne sandın? Alacağım yakında nikahıma, olacak karım hem de olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Şampiyonluklar getirecek, madalyalar getirecek vatanına. Devletim vermiştir onu bana, vazife olaraktan. Oo vazife ha. Hayırlı olsun da Rıza amca. Çok gençmiş diye duydum. Yakışır mı sana? Kaç yaşında bu gelin? Ama ne ben yaşından başından? Ne karıştırırsınız? Yakışır mı, yakışmaz mı? Ayıp değil midir? Devlet işi bu. Konuşulur mu kahve köşelerinde? Oyununuz oynayın siz be. Aklınız yermez böyle işlere. Kızdırmayın pehlivanı beyler. Aa ben Nazmi söyle. Yok Nazmi abi ne kızdırması? İftihar ettik yani. Türkiye seninle gurur duyuyor. Anam avradım olsun pehlivan. Niye gülersiniz bak? Ne var bunda gülünecek? Ben mi? Sen hepiniz gülersiniz. Ne gülersiniz? Gülen gülsün kendi içine. Hop ayıp oluyor ha. Ağzını bozma pehlivan. Buzarım. Ağzımı da buzarım. Fiyakanı da buzarım. Uyunu da bozarım. Gelirim istekede çaydı da. Hadi bakalım hadi. Tamam. Çekilin tamam. Gidin bak. Tamam. Tamam. Gelir sinir adam. Uydurur mu ben sizin? Bir tane çakır bunu. Tamam. Dızlı ben yapıyorsunuz bunu para Filip he? Tamam. Tamam.
geç yürü ya. La Allah'ın la kuvveti illa bilal aleyhine zimba. Nasıl atlattık ama adamları? Hayır yahu nikah günü bir kaza olmasın yani. Başkanım. Peşimizde mi yeni o casuslar? Vallahi görünürlerde kimse yok başkanım. Bırak ya, gelirlerse gelsinler pezevenkler. Babayı alırlar. Memuru çağırdım. Yarım saate kadar kıyılıyor nikahları. Buna nasıl kıyılır? Nasıl kıyılır buna? Denacığım, ben telefonu çaldırırım, tamam mı? İki defa çaldığını kapatırım. Sen hemen işim var diye antrenörden izin alır gelirsin, tamam mı? Tamam hocam. Senin tamam diyen dillerini yerim ben. Rekat sürüyor bu namaz ya. Nereden bileyim ben? Vallahi nikah geç kalırsak Mithat Bey beni öldürür ha. Ha, ne yapabilirim onu söyle. Baba. Ve sallili rabbike vel har. İnne şanike vel. Allahu ekber. Ay hadi geç kalacağız. Semidallahu limel hamide. Ya baba, namaz kılmanın sırası mı şimdi? Ettehiyyatü lillahi ve selamatü. Gelin ayıp olacak baba, bekletmeyelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne sürenip durursunuz tepemde bak? Bulduracaktınız bana namazımı. Sen de kılmasan ne olurdu bugün? Sonra kaza ederdin. Olmaz öyle şey. Ah. Hadi kaldırın beni ben. Gel baba, yavaş yavaş. Hadi. Çekiştirip durma, ben yırtacaksın gümlekimi. İnat ettin, şu pantolonla kıldın namazı. Kırıştı bak. Olmaz o kadarcık lan bir şey be kızım. Getir bakalım gırlabatimi, ceketimi daha. Abi, ver hayatım. Hadi damat, tak bakalım kırlabatimi. İlikleyelim bu gümleği de. Olsun üçgen. Tamam baba, hiç merak etme. Ütsün gübeciğimi. Hani be ceketim? Burada hazır. Hadi giy bakalım. Ya bismillahirrahmanirrahim. Oldu mu be? Ay, olmaz mı baba, çok yakıştı. Federasyonun armağanı baba. Yakışır federasyonumun erşesi be. Devletimin erşesi yakışır. Sağ olsunlar. Vallahi çok yakışıklı oldun baba. Gel bir de aynada bak. Bakayım aynada bir de. Bu kadar olur vallahi. Bu kadar da olmaz be. Baba geç kalıyoruz ama nikah, hadi. E canım, üle salla pati de gidilmez nikah. Devlet nikahı bu be. Nerede ayakkabılarım? Burada babacığım, gel. Kızcağız da telaştadır şimdi orada. Nerede pehlivanım diye. Neydi onun adı? Lena. Lena mı? Evet baba. Hadi giy baba. Olmaz öyle şey be. Ben ona söylerim. Leman. Leman anım. Pardon hocam, tuvalete gidebilir miyim? Hemen dönerim. Git. Ökkeş, yardım et Lena Hanım'a. Baş üstüne hocam. Bayan Lena, kısa bir röportaj yapabilir miyiz? Kısa bir iki sorumuz olacak. Bayan Lena. Kardeşim, tuvalete gidiyor kadın. Öldürün bizi. Kısayamazsınız. Bayan Lena. Bayan Lena. Hadi yenge, hayırlısıyla senin iş bugün oluyor inşallah. İnşallah. Vallahi ben de öyle bir uyku uyuyacağım ki, 10 gündür topu toplasan 2 saat uyku uyumuşum be yenge. Acayip yoruldum yani. Yenge kaç. Kaç yenge. Geç beni bak, geç. Önce devlet. Geç yahu, Allah Allah. Estağfurullah. Geç otur. Sağ olasın amirim. Kalmadı dermanım dizlerimde. Ay oraya değil baba. Geç, çekme beni, yetiştirme beni. Ya yavaş basma ya. Şöyle buyurun efendim, siz benim yerime. Teşekkür ederim. Şahitler hazır mı? Hazır. Sabri. Geldim hocam. Geç oğlum, şöyle otur. Peki. Tabii ya İbrahim Bey. Efendim. Siz de şöyle oturun canım. Baş üstüne hocam. Geldik sayın başkanım. Kenan. Efendim. Kapat kapıyı. Nikah bitene kadar kimseyi alma içeri. Tamam efendim. Kızdırmayın amirimi bak. Gürültü yok nikah esnasında. Hoş geldin Lena. Hoş bulduk efendim. Bizde tabii merhaba yok mu bak? Ay. Merhaba Rıza Bey. Merhaba Leman Hanım. Hoş gelmişsin. Buyur şöyle otur. Niye geciktiniz siz?
Ya sormayın sayın başkanım. Yine o Moldova yolu casuslar. Casuslar mı dedin? Yine mi o kancıkla? Az kalsın kaçırıyorlardı bizi. Ay yavru. Ha ondan böyle nefes nefese. Korkudan. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Niye demek bak? Hem de benim karıma. Bırakın müsaade edin. Gidin vurayım şunları. Hem de gözünden vururum ben onları ben. Daha evlenmediniz pehlivan. Hemen öyle coşma bakalım karım varım diye ya. Dur be sen daha. Hadi hadi bir an önce kıyalım şu nikahı hadi. Bir dakika. Zaten kıydırmam güne nikah bir keresinde. Anne Leman Hanım'ın gelinliği. Hoppala yahu biz bunları seninle daha evvel konuşmadık mı? Ne gelinliği ya? Bağırtırma şimdi memur beyin yanında beni. Bir sorun mu var? Yok efendim bir sorun falan yok. Siz kıyın nikahı hadi. Yok be kıydırtmam güne nikah. Olur uğursuzluğum. Sen uğursuz. Çattık be. Dürtme beni öyle beklesin. Alo buyurun. Emredin sayın bakanım. Ne söyledi ben bakan mı der? Bir dakika baba. Evet sayın bakanım şu anda nikah kıymak üzereyiz efendim. Ne demek efendim tabii. Bu bir milli görev sayın bakanım. Saygılar sunup ellerinizden öperim efendim. Veriyorum. Sayın bakan seninle görüşmek istiyor. Ne? Beni mi ister? Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş baba çarpıntı duracak ya. Dur be şimdi sırası bu çarpıntı. Buyurun sayın bakanım emredin. Ben Pelvan Rıza. Eşlikü sağlığınıza duacıyım ya. Devletim, milletim için 5 kere de nikah kıyarım. 10 kere de. Sen sağ olasın. Olsun baş üstüne sülerim. Buyur. Kapattı mı? Kapattı. Sana süledi selam. Bana da dedi. Hadi be Pelvan güleyim seni. Bir an önce kıydır şu nikahı, üperim seni alnından dedi, üperim güzlerinden dedi bana bakan. Aa, cübbemi unutmuşum. Ya bırak şimdi cübbeyi memur bey, otur devam et. Bu öyle bir nikah değil. Ne demek üle nikah? Nikahın ülesi bülesi mi olur? Ya pehlivan sen de her lafa maydanoz olma ya. Şimdi cübbe falan ararsa geç kalacağız. Doğru söyler amirim ha. Geçikmeyelim. Hadi başla memur bey. Cübbesiz hiç nikah koymamıştım. Başlayacağım şimdi cübbene. Ulan delirtecek misiniz beni? Dışarıda casuslar girit atıyor. Hadi. Adınız? Lena efendim. Soyadınız? Aslanova. Anne adınız? Elvira efendim. Olmaz böyle nikah be memurum. Anne adı baba adı sormayla. Önce dur bakalım ben isteyeyim Leman Hanım'ı Allah'ın emri peygamberin kavliyle kıymatlı müdürümden. Allah Allah. Yahu istedin ya. Verdik be adam verdik. Olmaz Allah'ın emri peygamberin kavli demeden. Onun peygamberi başka peyri var. O Hristiyan. Olsun. Herkes ister kendi peygamberin namına. Ne oldu baba? Danlusun, üle nikah mı olur imiş? Nerede benim anılım? Çalışıyor ya kız, görmedin mi? Ne çalışmasıymış o? Ya baba ne çalışacak? Antrenman yapıyor. Dünya çapında okçu kız ya. Dünya çapında okçu. A ne dünya çapında karı? Adam nikahından sonra gider evine köz köz. Söylediler ama yani bu böyle bir nikah. Ne söylediler bak? Adam hiç değilse yapar bir düğün. Ya yapamazlar baba. Düğün müyün yapamazlar. Bunu sana kaç kere söylediler ya. Ya formalite nikah bu. Kağıt üzerinde. Ya konuşturma şimdi. Beni etraftan duyacaklar. Buyursunlar ne var imiş? Yasak gizli bir şey yok bunda. El halinden nikahlı karım o benim. Takarım koluma gezerim da. Tövbe. Ne diyorsun oğlum sen? Allah Allah. Kafayı mı yedin ulan senin kayınpeder? Ya biz bunları baştan konuşmadık mı? Yani bu bir formalite evliliği olacak demedik mi? Biz de söyledik efendim ama... Aması ne? Dinlemiyor ki düğün yapacakmış bizim bahçede. Düğün? Sizin bahçede? Evet. Duydunuz mu beyler? Deli olacağım ben. Oğlum basını uyutuncaya kadar göbeğimiz çatlamadı mı bizim? Evlendirdik ama kocasının adını güvenlik nedeniyle şimdi gizli tutuyoruz demedik mi? Dediniz efendim de... Şimdi rezil mi edeceksiniz bizi? Milletin ortasında düğün yapalım. Kimse duymayacak efendim, söz veriyorum. Komşular falan gelecek, öyle kendi aramızda. Eşim bir düğün yemeği yapacak. Ha öyle ha. Federasyon olarak paramız yok bizim. Ok alamıyoruz atacak, senin kayınpeder düğün yapacak. Oh!
senin hatırın olmasaydı ben buraya adımımı atmazdım. Sana yardım için geldim. Ay, eksik olma. Bir de ben göreyim şu okçuyu dedim. Baban metede bitiremedi. Ay Hatice teyze, Allah için çok güzel kız. Ay ne yapacaktı o kadar güzelini? Yarın öbür gün böyleleri boynuz taktırır adama. Rahat durur mu? Sağlığına pehlivan. Olsun hepimizin sağlığına bak. Olsun afiyet bak. Bu gece bile yenilecek, içilecek. Nasılsınız hanımlar? Benim hanım da şimdi gelecek. Ümmet gibi olmasın, çok severim ha. Çıkar antrenmanından okunu bırakır hemen olacağı. Gelir kuşağından oturur bu dizime. İki yanacığından şapkut şüpkut üpe. Allah! Baba geldiler. Ya, geldiler mi? Allah! Aman! Hadi çal bakayım bir İzmir marşı. Vur! Baba yavaş, nedir telaşın? Ulan öyle yavaş lan, gelin hanım bekletirilmez kapıda. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz fakir halimize. Aman benim güzel gelinim, hanımım, bulayalım şunu o güzel ince beline. Pehlivan öyle gelinim deyip durma, medyanın kulağına falan gitmesin. Gitsin bak, duysunlar. Karım o benim. Yanaklarını. Ne şükür, ne şükür. Oh. Öpeceğim, öpeceğim. Hoş geldiniz Elif. Fazla aksiz. Demedim mi ben size üfer beli şapur şupur er iki yanağımda üzülür mü? Abi çocuklar kalkın bakalım. Kalkın bakalım. Yüzünde geldiler. Buyurun, 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 buyurun. Getir şuraya. Buyurun. Hadi be, ne durursunuz? Çabuk içki, meze, kesin yemekler, etli pilav. Sağ olun lan. Hatice teyze, geldiler. Biliyorum, gördüm. Hadi gel sen de. Hadi. Salih! Getir bak takıları. Buyur babacığım. Sağ olasın. Tek de yakışacak. O ne baba? Anlamımın düğün hediyesi be. Aa, daha neler artık. Bismillahirrahmanirrahim. Bize almaz, elin karısına neler alır. Çok teşekkür ederim. Ya bu karı da amma öpme meraklısı ya. Yeter be, yeter. Hadi be delikanlılar. Vurun bakalım bir kasap havası be. Un alıp anamımla. Gel bakayım güzel anamım. Hadi. Thank you.
Baba. Babam Behlivan. Behlivan. İnşallah ölmüştür. Evet. Nasıl olsa kızı vatandaş yaptık. Dul vatandaş. Babacığım. Baba. Toparlandı. Bünyesi sağlanmış. Başkası olsa dayanamazdı. İlaçlara devam edin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Fatma. Efendim baba. Ne oldu bana? Ne olacak? Az kaldı tahtalı köyü boyluyordun. İki gündür ölü gibi yatıyorsun. Ne baba? Leman Hanım nerede? O karıdan sana hayır yok baba. Unut. İki gündür şuraya uğrayıp nasıl oldu bile demedi. Ya nikahlı karın var ama iki gündür sana biz bakıyoruz. Olmaz öyle şey. Benim güzel karım yapmaz bana öyle şey. Ne oldu acaba? Casuslar mı kaçırdı yoksa? Oo baba, biz ne diyoruz da sen de hala... Toz kondurmuyorsun hasbaya. Eşek dilimi yedirdiler ne? Kız Fatma, büyü yaptılar buna, büyü. Salih. Efendim babacığım. Bu ballar götürsün seni. Nerede Leman Hanım? Otelde kalıyor babacığım. Git söyle ona, gelsin kocasının yanına. Buşarım alimallah. Ne istiyor bu adam da? Bunun bir formalite evliliği olduğunu bilmiyor mu? Efendim vallahi sabaha kadar bizi uyutmadı. Ben adamı kirletmem, karısı otellerde yatırtıyor dedirtmem kimseye diye canımızı okudu. Peki ne olacak? Vallahi boşarım diyor efendim. Boşar mıymış? Şerefi üstüne de yemin ediyor. Ulan Salih yani sana güvendik. Ya ben bu kıza nasıl söyleyeyim oğlum bunu ya? Vallahi bilemiyorum efendim. Bizim peder aksi adamdır. Boşarım dedi mi boşar. Cümniyatıya selamın aleyküm ha. Aleyküm selam. Damat geldi. Ünlündeki oyununu oyna bak. Niye karıştırırsın damatlığı mamatlığı? Cahil adam. Uğraşmayın lan şu adamdan. Bir şey demedik ya. Hoş geldin Pelivan. Hoş bulduk ben Nazmi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Çoluk çocuk nasıl, iyiler mi? Hepsi iyiler çok şükür. Şükür. Birkaç gündür görünmedin ortalıkta, hayrola? Ya terledim mi, üşüttüm mü öyle bir şey geçirdim bak. Malum zor bir görev aldık ya. Abdest aldık ya bana herhalde, üşüteceğiz. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Ne oldu buna ya? Eskiden titrerdi. Şimdi titremiyor. İlaç alıyormuş oğlum. Rıza amca, gelin hanım antrenmandaymış galiba. Öyle. Kim söyledi sana? Duyduk bir yerden işte. Eve de gelmiyormuş. Gelemiyor, ne yapsın? Devamlı kampta. Olmaz ama. Taze gelin devamlı kampta tutulur mu? Sen ne söylemek istiyorsun be yavşak? O bir dünya şampiyonu. O çalışır ve tanısı için gönül rızasıyla gece gündüz. Daha çok geceleri çalışıyormuş galiba. Ben niye dedim be kapçı kazdı ağzından çıkanı kulağın duyar mı seni? Baksana haydi sen! Bırak ben Nazmi! Devam durmayalım. Yarından itibaren ısınma çalışmaları günde bir saat. Duydunuz mu? Çekilin arkadaşlar lütfen çalışmaya engel olmayın. Hayır. Lena. Başladı bunlar yine oranı buranı çekmeye. Ne yapabilirim hocam? Fazla frikik verme kızım. Frikik ne? Anla işte canım. Vallahi gidiyoruz baba ama. Ya kızarlarsa karışma. Ne akları var imiş kızma? Giderim nikahlı karıma. Ve antrenman yapıyorlar baba. Göreceğim nasıl antrenman imiş. Belki de üzledim karım. Vallahi Salih senin yüzünden işinden olacak. Korkma ama olmaz bir şey. Yaparlar maaşına zam bilem. Bekle. Nerededir bunlar be? İşte şu bina. Lena Hanım kısa bir açıklama. Bir dakika. Bayan arkadaşlar bir saniye. Buraya girin. Ne
elini çek lan. Kime diyorsun? Ne yapayım ben de Özgür korumayım. Ne olacak ben de Özgür korumayım. Ne olacak? Hep böyle yapıyorsun. Ya yapma lan. İşte buradalar mı? Gördün bizim hanımı. Benim hanım mı dedi abi? Ha galiba. Aa, evet. Adını gizledikleri kocası bu mu acaba? Olabilir, şimdi anlarız. Leman Hanım, biz geldik be. Hoş geldin babacığım. Üpücük yıllar bak, sevindi beni görünce. Babacığım dedi, babası o zaman. Atış alanına girmek yasak be amca. Ay baba dur biraz, kızıyorlar. Çekiştirme beni öyle be, hanımımıza bir merhaba da mı diyemeyeceğiz? Bak yine karım dedi. Duydum. Leman Hanım be, gel azıcık görüşelim, üzledim, sonra gidersin. Ay babacığım, şimdi olmaz, daha sonra. Yahu önce gel, sonra atarsın okunu. Bak baklava getirdim sana, yiyesin kuvvetlenasın diye. Bak söylerim, oturtmam seni bundan sonra otel köşelerinde. Götüreceğim eve, gel be hanımım. Affedersiniz beyefendi, siz Leyla Hanım'ın kocası mısınız? Hayır. O benim babacığım. Babacığım. Amcası görmeye gelmiş. Amca olur mu Batu be? Ama beyefendi kocasıyım diyor. Hayır, o benim kocam değil. O benim babacığım. Şöyle. Ama az önce karıcığım dedi size. Ya kardeşim sen bela mısın? Laftan anlamıyor musun ya? Röportaj yok, fotoğraf çekmek yok. Leyla Hanım, şimdi ona sen yürü. Ya niye bırakırım o benim karım? Ben bir şey yapmadım. Ne çekiştirirsin beni böyle? Oldu mu şimdi Pehlivan? Bizi basına deşifre etti. Sen ne bela adamsın ya. Selam bir kavle. Ne güzel gizliyorduk kızın eşinin adını. Sen kalktın, ben onun kocasıyım diye avaz avaz ilan ettin. Ederim elbette. Kocasıyım. Değil miyimdir? Hasbinallah. Mithat Bey'le öyle sesini yükselterek konuşma baba. Bana usulleken üretme. Ben bilirim kiminle nasıl konuşulacağını. Gel. Duydun mu kayınpederinin yaptıklarını? Duydum sayın müdürüm. Rezalet. Hiç rezalet değil bir kere aslında. Ayıp mıdır insanın nikahlı karısıyla konuşması be? Ayıptır tabii canım. Ayrıca öyle karım karım deyip durma. O sadece senin kağıt üzerinde karım. Kağıt üzerinde, bağıt üzerinde nikahlı, mühürlü, imzalı karım o benim be. Hem de devlet tarafından. Alır götürürüm valla. Alamazsın, olmaz öyle şey. Kim demiş, ben görüşmüşüm avukatımla, söyledi bana ki o senin nikahlı karın hakkındır, alır götürürsün dedi. Ya. Ya sen bunu güle bir düşün. Alır götürürüm, basarım davayı, süke süke götürürüm karımı. Sizin bu soracağım ben karımı yapacağım be. İlk madalyandan sonra evin ve araban hazır. Söz veriyorum. Sağ olun. Hadi gel kabul et Yuhi. Karım eve dönmezse boşarım deyip duruyormuş herif. Ben emniyet müdürüyle konuştum. Mahkemeye dilekçe verir de otelde yaşadığını tespit ederse hiçbir şey yapamayız Mithat Bey dedi. Ah Salih. Ah ne işler açtım bacım. Ama ben otelde çok rahatım efendim. Evde de rahat edeceksin sevgilim. İhtiyar odasını verecek sana. Sonra ben de böyle 70 ekran televizyon koyduracağım. Yani otelden daha konforlu olacak değil mi Salih? Evet efendim, hiç merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Duydun mu? Hadi gel kabul et şu iş. Ayrıca ev otelden daha güvenli. Yani ihtiyardan da sana bir zarar gelmez. İki bitik bir herif. Ben asıl bundan korkarım. Estağfurullah efendim, olur mu öyle şey? Olur mu diyenden korksan. Bana bak Salih. Bu kıza yan bakanı vururum, tamam mı? Tamam efendim, hiç merak etmeyin. O morağa da söyle, evinize bir dünya şampiyonu geliyor. Ortalıkta dolaşıp kasım kasım kasılarak karım karım demek kolay. Gözünüz gibi bakın bu yavruya. Gözümüz gibi bakacağız efendim, hiç merak etmeyin. Tamam mı? Kızcağızım, ben de yatsaydım şurada yanı başında, kime ne zararım var? Ay baba, delirdin mi sen? Durmadın mı Salih? Nasıl tembihlemiş Mithat Bey? Ama Mithat Bey de karışmasın bizim işlerimize IMF gibi. Kullarım vallahi memleketten. Koysaydınız bile bir gelin başında oracağı, Seresep Bey uzansa Leman Hanım'ım, ben de yanı başında dursam öyle. Yam içimi yok baba, senin yerin artık orası, tamam orada yatacaksın. Ama be iyi anladık, ne bağırırsın, duysun mu istesin eğer bir kesler. Zaten Atıcı Hanım gelir gider kontrol eder 5 defa sabahtan beri. Çatladı karı meraktan. Çatladı valla. Bunlar ev bu mu? Burada bir yer ama. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lena Hanım'ın amcasının evi neresi, burası mı? Siz ne diyorsunuz hanım, ne amcası? Kocasının evi, kocasının. Öyle mi?
Evlendiği adamın evi demek burası. Burası. Arkadaşım bir dakika, bir dakika arkadaşım. Bakın hanımefendi ne diyor, evlenmişler. Hanımefendi ne diyorsun sen? Ben bir şey demiyorum, amcası falan dediler de düzelttim. İyi alt ettin. Öyle mi hocam? Evet, öyle. Demek ki günlerdir basından sıkı sıkıya sakladığınız koca burada oturuyor. Aslında güvenlik nedeniyle bunu gizlemek istemiştik ama... Böyle boş boğaz hanımefendiler oldukça hiçbir şey gizli kalmıyor tabii. Ay ben bir kötülük olsun diye şey yapmadım. Bilseydim sakladığınızı söylemezdim tabii. Tanışabilir miyiz kendisiyle? Evet tanışabilirsiniz. Kendisi içeride. Eski bir baş pehlivan. Lena Hanım'ın vatandaşımız olabilmesi için büyük bir fedakarlık yaptı ve tamamen göstermelik bir evliliğe imza attı. Yani aslında ben de evlenecekti. Yani rahmetli Makbule vasiyet etmişti evlensin diye ama olmadı. Tüh Allah kahretsin. Kısmet böyleymiş. Müsaadenizle canım. Yani, Lena'cığım gel canım. Lena gel. Arkadaşlar. Lena'cığım gel canım. Aslında gel. Ben şey... Arkadaşlar. Kapat. Kapat. Ya ne oluyor kardeşim? Bir dakika. Ya kurtar. Ne itiyorsunuz lan? Ne geliyorsunuz? Lan! Baba geldiler. Baba geldiler vallahi. Geldiler. Kuş Batman kuş. Geldiler. Salim baş be baba beni de düşürecekti lan. Kendini getirdim size. Ayağım burnunda televizyonculardı. Ne? Doğru. Bir dakika telaşlanmayın. Her şeyi biliyorlar. Sadece ufak bir röportaj yapacaklar. Sizi tanıyabilir miyiz? Düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Sevgili kardeşim lütfen çok kısa çünkü çok önemli ve acele işlerimiz var. Tabii kısa. Nerede yapabiliriz röportajı? Oturma odası ne tarafta? Bu tarafta efendim. Hadi buyurun. Buyurun. Lena gel. Bir dakika diyorum. İznim yok kardeşim. Ne çekiyorsun? Bir dakika. Lena Hanım. Telaşlanmayın. Tamam. Lena Hanım'ın yanına alalım. Şöyle oturun lütfen. Bu ne aceleniz dulandık kurdonlara. Daha bir hoş geldin demedim hanımefendiye. Pehlivan otur lütfen. Otur kardeşim. Otur. Otur baba otur. Bu elimi de unutma. Şimdi sen röportaj yapacaklar. Televizyonlara çıkacaksın. Hanımefendi siz şöyle geçer misiniz? Şöyle geçin lütfen hadi. Lütfen biraz sarılır mısınız? Sarılırım. Neden olmasın? Gerçek karım bu benim bak. Hop. Öyle fazla havalara girme pehlivan. Gidiyor olalım. Kızım. Buyurun efendim. Bak canım bundan sonra bu Lena Hanım her şeyiyle sana emanet anlarsın ya. Anladım efendim merak etmeyin. Gözünü bir an bile üstlerinden ayırmayacaksın. Olur efendim. Yani maazallah bir skandal olur. Bütün dünyaya rezil oluruz. Ay. Tamam. Bu erkek milletine güven olmaz. Sen kocana bile güvenmeyeceksin tamam mı? Benim kocamın öyle hainlikleri yoktur efendim. Sen beni dinle evladım. Sen beni dinle. Evet hazır. Birbirinize bakın gülümseyerek. Bak bana hanımım. Şule tatlı tatlı. Adam sana bak diyor. Sen vır vır konuşuyorsun. Sen de konuşma bir aç canım. Sen ne sokarsın burnunu löpürtaça? Daha önce hiç evlendiniz mi? Hayır efendim, bu ilk defa. Çocuk düşünüyor musunuz? Çocuk düşünürüm. Ben çocukları her zaman düşünürüm. Ne olacak bu çocukların hali? Aranızdaki yaş farkı sizi endişelendiriyor mu? Ya nereden çıkarıyorsunuz şimdi yaşını kurusunu? Bırak yaşını. Lena Hanım, komünist misiniz? Ne komünisti be kızım? Alis mulis Türk o be. Kaçmıştır komünizmanın zulmünden. Gerekirse yine böyle bir fedakarlık yapar mısınız? Yaparım be. Devletim, vatanım için her fedakarlığı yaparım. Ül desinler, ülmezsem namerdim. Bu Leman Hanım'ı yaptım kendime karı, devletim, vatanım için. Kazandırdım onu Türk milletine. Desinler alır mısın bir karı daha? Almazsam namerdim be. Vatan için. Salih. Ne oldu? Uyudun mu? Yok şimdi dalmışım, ne oldu? Ben de uyuyamadım. Aklım hep babamda. Kızın odasına falan girmesin. Yok canım daha neler artık. Hiç belli olmaz onun ne yapacağı. Sen kalk da bak şuna bir. Subhanallah ya. Gürültü etme sakın ha. Yavaş. Tamam anladık. Fazla oyalanma oralarda. Çabuk gel.
Ali. Efendim. Ne arıyorsun sen o odada? Ya ne odası ya? Kapı aralığından bakıyordum sadece. Kız uyuyor mu diye. Aralıktan. Kızı bak bakmış öyle kaç saattir. Ya sen bak demedin mi? Ben sana git orospuya mı bak dedim. Ya sessiz ol, baban uyanacak. Uyansın. Tamam. İlk geceden başladınız numaraları. Ya ne numarası ya? Bana güvenmiyorsan kendin kontrol et. Ben başıma gelecekleri biliyordum zaten. Erkek değil misiniz işte? Hepiniz aynısınız. Ben demiştim o kadın bu eve gelemez diye. Ne dırdır edersiniz tepemde bak. Ne işiniz var sizin burada? Tübe, beni mi kontrol edersiniz gizli gizli? Hayır baba. Lena'yı seyrediyordu bu namussuz. Yok baba, olur mu öyle şey? Sus hain! Uyandıracaksın Leman Hanım'ı güzel uykusunda. Ha işte, uyandı be. Beğendin mi yaptığını? Çevir başını be ayin, ne bakarsın yiyecek gibi. Üz şunu Leman'ım. Hiç mi yürümedin kadın şeysi? Bacaki. Yürü çabuk, yürü. Doğru odaya. Ne oldu ki ya? Yürü dedim sana. Sen de ne çıkarsın böyle anadan üryan be Leman Hanım? Hadi evde yalnız ben olsam neyse. Evde başka erkekler var. Tamam tamam, bir daha olmaz. Dikkat ederim. Aman dikkat et. Bakar ayinler kötü güzlerle. Su falan lazım ise seslen, iste benden. Gelirim hemen. Aman aman. Fatma be, nerede Leman Hanım? Banyo yaptı, hazırlanıyor. Biz de aşçısı olduk hanımefendinin. Suburtma öyle be Fatma be. Senin ha ne sayılır? Baba ne annesi? Karıştırma şimdi annemi falan. Hizmetçilik yapıyoruz işte burada. Olmaz bile hizmetçilik. Bakarsın bir şampiyona. O da çalışır, atar okunu getirir memleketine. Madalyalar. Bana ne? Ha şu yediklerine bak. Bal, kaymak, reçel. Oh valla. Haftada iki günde somon balığı yemesi lazımmış. Sporcu kız mısın? Lazım yiyecek be kızım. Yemeden olmaz. Çünkü enerji tüketir. Ben de gençliğimde yerdim. Kayısı reçeli yerdim. Vallahi bile bile. Bal yerdim. Süzme bal. Bile bile. Vallahi kaymak yerdim. Lüle lüle. Ne şunu baba? Ay, sana zarar. Yok be kızım, kıyıcından aldım şu kadar bal. Olmaz bir şey. Biz bunu böyle beslersek batacağız vallahi. Yuh be kızcağızım, batmayız evelallah. Ben de koyarım kefen paramdan acık. Bitirecek bu gavur bizi sonunda. Ah Salih de geldi, aldın mı gazeteleri? Aldım babacığım, aldım. Neler yazmışlar hakkımda? Neler yazmamışlar ki ya. Bütün gazetelerde sen varsın baba. Oku bakalım bak. Ha bak, eski pehlivanlardan Rıza Başçıoğlu Moldovyalı okçu bir kız ile evlenerek Türk okçuluğuna bir şampiyon kazandırdı. Evet, ben kazandırmışım. Fotoğrafın da var. Bak gülerim ne güzel ya. Ya baba bak, burada bizim fotoğrafımız da var. Çok bak, güzel bak. 20'lik okçu geline 70'lik pehlivan damat. Ne demek şimdi öyle? Bakalım yaşlı pehlivan genç okçuyla nasıl baş edecek? Utanmaz arlanmaz, sana mı kal diyor bak. Bana bak, akşam gelirken Mısır Çarşısı'na uğra. Hı. Orada Attar Akif Efendi vardır. Al ondan iki kavanoz padişah macunu. Ne yapacaksın macunu baba? Mahcup edeceğim bu herifi. Ya baba ya, Viagra diye bir şey var artık be. Yok be, ben anlamam, mavi şeker mavi şeker. Tutmaz yerini padişah macunu. Baba ne yapacaksın bu yaştan sonra padişah macununu? Sen de bizi mi dinlesin orada be? Ne demek ne yapacağım macunu? Almışım genç kadın, yiyeceğim tabii günde iki kaşık. Yok kaymak yeme, macun yeme, ne olacak halimiz? Günaydın. Amalda günaydın, günaydın anamım gelmiş be. Oo, yıkanmış misler gibi hazırlanmış. Nasılsın babacığım? İyiyim canım. Otur bile ya. Kahvaltıya geç bakalım. Fatma'm sana hazırladı kendi icazınla. Çok teşekkür ederim Fatma. Eliniz sağlık. Bir şey değil. Oh be, iyi ki taşındı ben buraya. Evinde gibiyim. Şimdi bizimkilerle telefonda konuştum. Nasıl sizinkiler? İyidirler inşallah. İyiler, selamları var. Olsun baş üstüne be. Sen de söyleseydin bizim selamımızı. Söyledim. Söylemiş bak o güzel ağzıyla. İyi yapmış. Hadi durma, ye güzelim. Nazım abi, bize iki çay daha versene.
Vay be, helal olsun şu beyli bana. Kaptı kıstık gibi yavruyor. Adamda ne kısmet varmış be. Ya, ulan bir de alay ettik adamla, iyi mi? Dikkat beyler, geliyor. Selamun aleyküm be millet. Aleyküm selam, hoş geldin Pelivan. Hoş bulduk, ben Azmi'yim. Yap bakalım bana bir kestik çayı. Tamam. Duble. Herkese de benden birer tane yap. Başüstüne. Nazmi'yim be. Ne oldu öyle arkamdan şöyle bile konuşanlar? Ateşinde üstsünler ya bakalım. Gördünüz mü bunları bak? Yeme bizi şimdi Rıza amca. Biz biliyoruz işin aslını. Neymiş işin aslı? Devlet onu sana emanet vermiş. Odalarınız bile ayrıymış. Niye? Tübe. Kim söyledi bunu? Atıcı orospusu mu? Sen söyle Atıcı orospusuna yesin benim gütümü. Gel. Biz geldik efendim. Hoş geldiniz. Efendim emaneti bıraktığınız gibi elimle teslim ediyorum. Aferin. Sahi hadisimi sen çık, bizi Lena'yla yalnız bırak. Emredersiniz efendim. Lena'cığım, nasılsın canım? Çok iyiyim sayın hocam. Bırak hocayı, hocayı canım. Bak burada yalnız başımızdayız. Abi de bana abi, gel otur bakalım şöyle. Nasıl geçti dün gece? Harika. Harika mı? Nasıl yani? Evim gibi yani. Çok rahat ettim. İyi ki otelden çıktım ben. Koca? Kocam çok iyi bir insan. Benim baba gibi seviyor. Ya, baban gibi. Evet, yatağını bile bana verdi. Sen yine de dikkatli ol. Bizim erkeklerimiz Mithat abine benzemez. Sıkıştırıp üstüne çullanıverirler Allah korusun. Efendim. Nereye? Ya çekim var. Hem kalkmışken babana da bir bakacağım. Bir unutmadın ha insanı. Baba ne yapıyorsun? Bak karım karıma. Yapma böyle şeyler baba ya. Çok ayıp ya. Mithat Bey bu konuda çok hassas. Hassas mahsas. Ben daha hassasım Mithat Bey'den. Bak karım karıma uyumuş mu? Niyetim kötü olsa açar kapıyı girer içeri bak. Karım değme en nihayetisinde. Bak baba hocamızın kesin emri var, istemiyor ya. Senin müdürün de çok karışır benim her bokuma. Ya yapma Allah aşkına baba ya. O bize emanet biliyorsun. Tabii yiyorsun kaşık kaşık macunları, ondan sonra böyle oluyor. Fena oldum be Salih'im. Ne macun imiş? Hakikaten baba müthişmiş. Ulan sen de mi yedin yoksa? Yok canım, olur mu öyle şey? Bak dokunma ona, yeme öyle şeyler. Sonra yersen ondan kaşık kaşık, gülterinin önünden geçen unur olmaz şeyler. Babacığım artık sen de yat hadi. Ya yatır bak, hadi sen de git yat uyur. Allah rahatlık versin. Dolaştın. Nereden geliyorsun yine? Babanı Lena'nın odasını gözetlerken yakaladım. Ne? Şimdi yattı ama belli olmaz. Kalkar yine. Kıza bir şey yaparsa rezalet olur vallahi. Yanarız hepimiz. Adamın bir şey yapacak hali var sanki. Ayakta zor duruyor. Saçmalama. Yat. Uyu. Thank you.
uyumadın mı hala? Ya uyuyamadım, bir ses duydum da. Ay ne sesi? Sapıttın herhalde. Yoksa sen de o bahaneyle Lena'yı mı röntgenliyorsun? Hoppala, şaşırdın mı sen ya? Mithat Hoca'ya baban için söz verdim. Vallahi yatıyı oyarım o gözlerini. Subhanallah. Çabuk sayın. Sayın, delirdin mi? Delirdim, delirdim. Ay, yavaş, ne oluyor? Vallahi burana kadar geldi. Ay, kudurmuş adama. Ay, bırak. Senin ne işin var antrenmanda falan? Evet baba, zaten seni sokmazlar atış alanına, yasak ya. Ya karışmayın işime, yüreğim Leman Hanım nasıl çalışırmış? Karım değil midir resmen? Bakayım kim inan çalışır? Günaydın yenge. Günaydın. Kim olur bu? Boyna söyler günaydın yenge. Biz adam değil miyiz burada? Affedersin amca, gel. Yoksa yani. Sen de mi geliyorsun amca? Söyledik ama dinletemedik. Antrenmanı izleyecekmiş. Ya gelsin bir köşede seyreder. Hadi hadi hadi. Kurttu benden. Gel Lena. Çek o uyuz elini bak. Kocası burada durur gene. Babişkosunun kuzusu. Hadi. Sağ ol be. Ben sana soracağım. Hadi amca hadi. Hadi bismillah. Hadi, hadi amca. Haydi hoppa. Ya. Hadi. Devam et. Vücut dengede, ortada. Bakışlar merhaba, hedefte. Merhaba. Vücut dik. Merhaba. Omuzlar. Ey kullanmadım bunu. Çek ulan ellerini onun üzerindesin. Ne yaparsın be? Müdür bey. Pehlivan gelmiş. Fazla Hoca'yla antrenman sırasında kavga çıkarmış. Allah. Salih nerede? Bilmiyorum efendim. Çabuk olur bana. Başüstüne efendim. Amca, bela mısın? Çalışıyoruz şurada. Niye biçim çalışmak gibiymiş o? Ben unutmam karın önüm gibiymiş. Kız amca yapma ya. Spor mu spor? Yüklerim seni baba, spor ne yapıyorsun ya? Çek ulan, konuşma sen. Beni var. Derhal burayı terk et. Terk etmiyorum bak. Hadi bakalım. Polis çağırırım ona göre. Çağır, ne yapacakmış polis bana? Ya Rıza amca inat etme, hadi gidelim hadi. Gitmiyorum bak. Ya baba beni. Gidelim ya. Bırak beni bak. Baba. Öldüreyim şunu. Ya babacığım, beni seviyorsan hadi gel gidelim lütfen ya. Senin atının için giderim.
Şunu bir döveyim gelin ya davul. Baba sinirlendirme adam hadi. Ne olayım şu olayım. Ya baba doğucum lütfen ya. Bak buna bak. Adalet mi olan bu ha? Biz ülkemize altın madalya. Madalya kazandırabilmek için gözümüzü casusların kusumlara siper ediyoruz. Ta şeyden getiriyoruz. Moldova'dan kız getiriyoruz. Okçu kız kaçırıp getiriyoruz. Sonra kızı ayı varıyor. Bu evde bir şeyler oluyor. Kötü bir şeyler oluyor evde. İmkansız hocam. İmkansız. İmkansız hocam. Siz uyuyun ulan da. Uyuyun, uyuyun. Bir gece al sizin basacağım o evi. Çavrum. Kafam, eşek kafam. Elimle teslim ettim götürdüm kızı. Yapma hocam, kafana yazık. Bak, sismişim kafama. Bak ulan, ah Tanrı ya. Ya insanı nasıl kıyar o kıza ya? O kızı nasıl şey yapar ya? İnsan dokunamaz mı o kıza ya? Yes. Ulan ne yaptım ben be? Ne yaptım be? Ben ne yaptınsa bu vatan için yaptın hocam. Başta o vatana da, okçusuna da. Burada benim işim yanıyor be. Ben girip o evi basacağım. Ay yakışıyor mu hocam sana? Yakışır. Sana ne biçim yakışır? Gireceğim basacağım abi. Gireceğim o evi basacağım. İkisini de yakalayacağım. Sus yakalayacağım. İkisini de öldüreceğim. Adi herif ulan çıkılır mı oğlu kızın üstüne öyle ya? Ayıp pehlivan. Ezilir oğlu kız orada. Hepinizin gözü var lan o kızda. Eşya eşekler. Hepinizi mahvedeceğim ulan. Açın lan kapıyı! Açın lan, ben geldim! Teftiş var! Açın kapıyı! Mithat Bey'in sesi bu. Fatma kalk. Mithat Bey geldi. Ne oluyor Mithat'ı? Kalk. Mithat Bey geldi. Teftişe gelmiş çok o. Ne teftişi bu bir saatte? Ya ne bileyim ya, teftiş yapacağım diye bağırıyor adam. Salih'in oldu mu? Casuslar mı bastılar elinizde? Baba ne casus ya? Mithat Bey geldi, Mithat Bey. Mithat Paşa ürmemiş miydi mi? Fatma ne oluyor mu? Açın lan kapıyı! 5 saniye içinde açmazsanız çıkarım! Açın! Geldim efendim, geldim. Şşşt! Buyurun, sorun bakalım. Nerede? Kimler efendim? Numara yap babana! Kayınpederi veren anneler! Yatıyorlar efendim. Yatıyorlar mı? Nasıl yatıyorlar? Yataklarında yatıyorlar efendim. Ne? Aynı yataksa mı yatıyorlar? Hayır efendim ya, ya... Lena! Mithat Bey! Mithat Bey, bir dakika! Lena! Mithat Bey! Mithat Bey! Niye kuşturursun lan müdürüm? Rüyanda bizi mi gördün? Ne yapıyorsun lan sen burada? Burası benim evimdir ba. İstediğimi yaparım. İstediğim yerde dururum. İstersem yatarım. Sana hesap mı vereceğim? Hesap vereceksin tabii pis herif. Sensin pis herif ba. Yatıyorsun değil mi lan Leyla'yla? Yatarım. Karım o benim ba. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Öz düşmanı. Öldürürüm seni. Ay Salih ay şunları. Şey Mithat Bey siz yanlış anladınız. Babam burada yatıyor efendim. Bir kızı sana emanet ettik değil mi? Ayin! Esas sensin ayin be adam. Ayin de bırak beni ulan. Gel bakayım böyle. Lena nerede? Söyleyin Lena nerede? Burada müdür bey odasında uyuyor işte. Ay. Lena! Ben geldim Lena! Giremezsin oraya, çekil oradan lan! Asıl sen çekil! Ben onun hocasıyım! Çek alıta be! Ben onun kocasıyım! Ben teftiş için geldim buraya! Teftiş için! Bakanlıktan geldim! Ne oluyor? Lena ben geldim ben! Niye geldin hocam? Teftiş var! Bakanlık teftişi! Ne be varım işte yaptış, ben de inandım. Ürt üstünü Leman Hanım, çabuk ürt, gülmesin seni öyle. Lena, iyi misin? İyiyim hocam, niye sordu? Yani kimse seni taciz falan etmiyor değil mi? Ne tacizi? Yani bunlar odana girip asılmıyorlar mı sana? Hayır efendim, ne asılması? Onlar çok temiz insanlar. Duydun mu efendi? Duyduk. Sana hiçbir şey yapmıyorlar. Ben buraya niye geldim?
Allah kahretsin! Bu karı kesin buna büyü yaptı Hatice teyze. Ne istese aldırıyor. Ay, anasına terlik, babasına halis yün kazak. Bir de 13 yaşında erkek kardeşim var diyor ama yalan. Kesin sevgilisi. İşte bana bak kız. Bu kadar parayı nereden buluyor bu? Ay, ne bileyim. 20-25 tane altınım var diyordum. Bunları bozduruyor galiba. Yazık, yazık. Gözü başka bir şey görmüyor ki. Kudurmuş, kudurmuş. Her dakika alt alta üst üste. He, bunlar da pelvan mı be? Bu yaptıklarına güleş mi deniyor şimdi? Dolaşırlar çayırda uyuz mandalar gibi. Puh! Sen nasıldı? Sen o zaman görecektin pehlivandı bak. Bak şunlara bak. Yakışmaz bu güleş pehlivanın şanına be. Böyle mi güleşilir? Deminden beri itişim kalkışılır saatlerdir. Kapat şunu gülmesin gözüm be. Böyle mi güleş yapılır? Nasıl yapılır? Göstersene kocacığım. Kocacığım sana kurban olsun be. Okçuların güzeli. Göstereyim sana be nasıl yapılır güleş. Haydi bismillah. Önce bir yer açalım bak, yapalım kendimize bir çayır. Geç bakalım şuna karşıma pehlivan. Ay ama ben gıdıklanırım. Tabii gıdıklanacağım biraz bak. Afiyeti güneş mi bu? Pehlivanlar geçerler karşıya, bakarlar bile birbirlerine. Gelirler birbirlerine ne ederler? Verirler kafa kafaya. Ver bakalım kafayı şimdi. Şöyle. Genelde sınavlar birbirini bir atar ötekinin eline sesine. Sen de at. Bile. Bir de tutar kısmetinden bile. Sen de tut benim kısını. Bile işte. Şimdi genelde pehlivanlar birbirlerini böyle hangisi kuvvetli çekerler elense. Çek bakayım. Maşallah va. İyisin va okçu. Ama çekti mi delenseyi düzelttireceksin ha. Hadi bismillah. Bile. Çükeceksin pehlivanın üstüne bile. Biraz da bastırırsın şunu ya. O sırada yorulur biliyor musun? Terler alır bundan suratından yağını. Hatta böyle silah terini. Şimdi yapacak ona bir uyun. Minder güneşinde böyle künde var ama o tutmaz burada ya. Yağlı kaya. Burada yazmış şey değil. Paça kasına koyunu. Paçadan kapat. Kısmetin içine de künde miydi böyle kaslarını. Ah. Hadi bre pelvan. Oh bre. Kaldır onu yaptığını bile. Getir onu yukarıya. Var üzerine buradan. Ezer, ufa, eder, tuşpa. İşte, yürüdün mü güneşi bak pehlivan? İşte böyle biter güneş. Eder pehlivan pes. Seni gidi güneşçi seni. Okçuluk mu güzelmiş, güneş mi var? Bana göre güneş mi? Baba! Üstüme iyilik sağlık. Siz ne yapıyorsunuz öyle ayol? Görmez misin be kadın? Güleşiriz. Güleşirlermiş. Biz de inandık. Bak, tuş yaptı bunu bak. Ay, ezdi kadını. Kadın kendini ayıya ezdirmekten hoşlanıyor demek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, önümüzdeki ay Milano'da yapılacak dünya şampiyonasında takım halinde dereceye girmek için var gücümüzle çalışmaktayız. İnşallah en az 2 altın, 2 gümüş madalyayla yurda dönecek. Lera! Ne oldu lan? Çekilin. Lera! Çekilin başını. Lera! Aman! Kaçalım çocuklar! Kaçalım! Çekilin arkadaşlar! Durun ya çocuklar, yapmayın Allah aşkına. Ciddi bir şey var mı? Hayır efendim, ne ciddi bir şey olacak? Ufak bir tansiyon düşüklüğü. Efendim nesi var acaba? Tansiyon düşüklüğü var dedim kardeşim, gereken ilaçlar verilecek. Birazdan bir şey kalmayacak. Milano'daki yarışmalara katılabilecek mi? Elbette katılacak, hiçbir şey yok. Yarın sabahleyin bu saatlerde pırıl pırıl. İyi ki basını atlattık. Bir haber alsalar da ayvayı yemiştik. Bana bakın. Bu duyduklarınızı kimseye anlatmayacaksınız, tamam mı? Anlatan kendini yok bilsin. Bunlar tamamen aramızda. Tamam mı Ökeş? Duydum Sayın Başkanım. Siz hiç merak etmeyin. Bizden laf çıkmaz. Erkek sözü. Basına en küçük bir haber sızarsa hepinizi gaz döküm yakarım. Yahu hamile olduğunu niye sakladın kızım bizden? Ne yapacağız şimdi? Ben de bilmiyordum ki efendim. Benim için de sürpriz oldu. Bilmiyor muydun?
Allah Allah. Ya o kızım insan kiminle ne zaman yattı, kiminle bilmem ne yaptı bilmez mi ya? Bana bakın çocuklar. Bunu da duymadınız, tamam mı? Aynen hocam, keyfine bak. Hiç işimiz olmaz bunlarla. Biz hiçbir şey duymadık. Gel! Buyurun efendim. Seni alçak. Seni namussuz. Sonunda bu adili de yaptın bana he? Söyle ulan. Söyle yoksa çocuğum ama sen misin? Söyle gebertelim. Ya vallahi billahi ben değilim efendim. Ekmek mi sarkarsın ki? O bırak kayınpederin olmasın. Ya olur mu öyle şey efendim, imkansız. Olur. Sizden her türlü kötülük beklenir. Peki Kur'an'a el basar mısın? Basarım efendim. Bas ulan namusun şerefin üzerine bas. Namusum şerefin üstüne yemin ederim. Peki. Kim yapmış olabilir ulan bu adiliği? Vallahi günahını almayayım ama. Gel. Hocam beni çağırmışsın. Evet, çağırdım. Dur orada. Yabancı istemem. Sırtma lan. Ne oldu hocam, hayrola? Daha ne olacak ulan? Kızı kirletmiş, beni utanmadan soruyor. Nasıl kıydın ona yavruca? Vatan haini misin ulan sen? Kutlu. Kim? Kim bunu sana söylediyse Allah'ından bulsun. İftira. Namussuzum iftira. Öyle bir şey yapmışsam iki çocuğumun hayrını görmeyeyim. Gel lan buraya, Kur'an'a el bas. Basayım. Bastı be. Peki kim hamile bıraktı o zaman bu kızı? Bana kalırsa, olsa olsa... Sen ne biçim koruma görevlisisin lan? Böyle mi koruyacaktık kızı? Vallahi benim bu işte bir günahım yok sayın başkanım. Allah belamı versin, yok ya. Vallahi ilgim alakam yok. Ben biliyorum bu işi kimin yaptığını. Kim? Fazlı Yavşağı. Yok ya. Dünyanın en adi şerefsizim. Anam avradım olsun o sayın başkanım. Kur'an ayı basar mısın? Basarım. Bas! Abdest alsaydım başkanım. Başlarım senin abdestine! Başlar! Tamam. Bismillah. Hayda! Ulan ben de atlamadığıma göre kim bu çocuğun babası? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nesi var bunun? Yok bir şey. Biraz yorgun. Çok çalıştı bugün. Allah Allah. Biz de yorgunuz ama onun gibi surat asıyor muyuz? Baban nerede? İçeride namaz kılıyor. Bugün neler oldu neler. Aman baban duymasın, gel. Ay anam ay, vallahi öldüm ya. Anlasana şunu, ne oldu? Merak ettim. Bak Fatma, bu anlatacakların bir yerde duyulur, basına masına sızarsa hepimiz yanarız vallahi. Kur'an'a el bastım, tamam mı? Ay, tamam anlat. Lena hamile. Ne? Babamdan değil herhalde. Yok canım. Başka bir şeyler olmuş. Tüh! Orospu. Defolsun gitsin bu evden, istemiyorum. Yahu saçmalama. Kaç kere söyledim sana ya, kimsenin haberi yok diye. Zaten bütün federasyon da birbirine girdi. Kürtaj mürtaj yaptırıp kapatacaklarmış konuyu. Kimden hamile kalmış peki? Ne bileyim. Ay, Salih sakın. Hı? O sen olmayasın. Hoppala, saçmalama Fatma, delirdin mi sen ya? Bak öyleyse bir dakika durmam giderim. Boşarım seni ona göre. Fatma! Eyvah babam. Kim geldi be? Ben geldim babacığım. Hoş geldin be Salih'im. Hoş bulduk babacığım. Başka kimse yok mu? Başka kimse yok babacığım. Leman Hanım gelmedi mi? Geldi babacığım, odasında. Hayırdır? Şey babacığım, başı ağrıyor biraz da. Ah ağrır bak. Çektirirler yayları, attırırlar okları. Yurdular güzelim mi? Bir bakayım şuna be. Baba. He? Uykusu vardır belki. Bırak uyusun. Uyumaz bu saatte be. Bekler beni. Sabahtan beri görüşmedik. Üzledim. Bir güreyim. Üpeyim gül kokulu yanacıklarında. Kim o? Benim bir anımı uyur musun? Geleyim mi? Yok babacığım, yok, uyumuyorum. Gelmezsen benim haberim yok. Merak ettim, hasta mısın? Başım dönüyor bugün biraz. Halim yok. Ah anımım, vah. Ah benim güzel kadınım, vah. Kıyamam ben sana.
Alışmışım ben senin her bir şeyine. Sevmişim. Seni üzgün görmelere dayanamam ben. Sakın ağlama. Senin bir damla gözyaşı öldürür beni. Kim sızdırdı basına bu haberi acaba? İçimizden hangi hain sızdırdı? Vatan haini ulan bunlar! Vatan haini! Şimdi Sayın Bakan bunu duyunca kim bilir ne yapacak? Allah kahretsin! Rena nerede? Çağırdık hocam, geliyor. Gelsin! Gelsin de göstereyim ona gününü! Bu rezaleti yapanları ben bu çatı altında yaşatır mıyım ulan? Hocam, telefon. Duyduk. Bak şimdi telefonlara. Artık ne soru var? Randevu evi istiyoruz sanki burada. Alo, buyurun. Benim efendim. Tabii efendim, bekliyorum. Bakan Bey arıyor. Bakan mı? Tamam, hepimize yol göründü. Buyurun Sayın Bakanım. Haklısınız efendim. Biz de biraz evvelden beri arkadaşlarla aynı konuyu konuşuyorduk. Beynimizden vurulmuşa döndük Sayın Bakanım. Tabii efendim, merak etmeyin. Yarın sabah hemen bir basın toplantısı düzenleyeceğim ve federasyonumuza sürülmek istenen bu lekeyi temizlemeye çalışacağım efendim. Müfettişler yarın sabah geliyor efendim, evet. Hemen soruşturmayı açıyorum. Tabii efendim. Emrinizdeyim efendim, ellerinizden öperim. Sağ olun. Ne diyor? Derhal siktir edin gitsin diyor. Başka ne diyecek? Bence de derhal gitsin hocam. Ay babam bunları görmesin. Görsün ayol, saklayamazsın. Nasıl olsa bir yerden duyacak. Ay neyse işte bizden duymasın da. Nerede o? Banyoda abdest alıyor galiba. Kız kendi başına alabiliyor mu? Ay alıyor valla. Son günlerde bir canlanma var. Genç karıyı alınca heyecanlandı. Havalara girdi. Ne yapacak bakalım bunları duyunca? Ay çıldırır valla. Bakma! Ay. Bakma kız! Orada mısın? Koşma! Ah işte düştü yine. Gel. Gel kızım. Herhalde gazetelerde yazılanları gördün. Gördüm. Akşama televizyonlar da bombardımana başlar. Ben aslında seni severim. Okçulukta üstüne yok. Sağ olun. Olay basına yansımasaydı belki idare edebilirdik ama... Bu artık camia olarak altından kalkabileceğimiz bir şey değil. Az önce Ankara'dan Sayın Bakan aradı. Belki biliyorsun, bizim için bir kadının iffeti okçuluğundan önde gelir. Anlıyorum. Namus. Her şeyin başı namus. Bir sporcu her şeyden önce namuslu olacak. Ben namuslu bir sporcu müdür bey. Lütfen laflarını dikkat edin. Ölmemiz gerek ama Salih. Eyvah geliyor. Niye konuşuyorsunuz öyle gizli gizli bıtır bıtır aranızda mı? Benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok babacığım, ne saklayacağız? Hadi hadi ben yutmam. Leman Hanım nerede? İçeride baba, eşyalarını topluyor. Ne? Eşyalarını mı toplar? Kalbini mi kırdınız hanımımın mı? Yok baba, biz bir şey yapmadık. Memleketine geri dönüyor. Memleketine mi döner? Olmaz Züleyşe bak. Çıldırmış mı bu? Federasyondan işine son vermişler baba. Kurdular mı yani güzelimi? Allah Allah. Ne yapmış olabilir? Ne suç işlemiş olabilir? Öğrenince kıyameti koparacak şimdi. Ne oldu öyle birdenbire okçuların güzeli? Sana anlatmadılar mı babacığım? Yok be hanımım, bilmem bir hangi şey. Ben hamileyim babacığım. Ne? Hamile mi? Nasıl öyle bir şey? Kim babası? Babası Moldovya'da. Süley o zaman gelsin sahip çıksın çocuğuna. Öyle birisi değil o babacığım. İşsiz, yoksul.
Olsun yoksun be. Erkek adam sahip çıkmaz mı çocuğuna? Çıkmaz. Zaten benim erkeği olabilecek biri değil o. Gelip geçici bir ilişki. Bir hata. Hadi ağlama artık be. Yakışmaz sana ağlama. Sen koca bir okçusun. Sen koca bir şampiyonsun. Lazım kuvvetli olmak. Lazım ele güne karşı dimdik ayakta durmak. Ama ben nasıl duramıyorum? Seni ağlama be güzel hanımım artık. Sürekli ağlarım. Basın mensupları, hoş geldiniz. Sizin de yakından takip ettiğiniz gibi okçuluk camiamız son günlerde patlak veren bir fuhuş skandalıyla derin bir yara almış bulunuyor. Federasyon olarak derhal gerekli önlemleri aldık. Suçluları soruşturma komisyonuna sevk ettik. Babası belli olmayan bir çocuk doğurmanın bir suç olduğunu ve bunun toplumsal tepkilerini... Hiç öyle değil bir kere aslında. Ortada suç muç yok. Sen atarsın iftira. Kim demiş babası belli değil diye. Babası da burada, anası da burada. O bir şampiyon. O bir okçu. Okunu da burada atacak. Çocuğunu da burada doğuracak. Hiçbir yere de gitmeyecek. Onun yeri kocasının yanı. Var mı şimdi bir başka diyeceksin? İşte baba, işte ana, işte bebek. Ne konuşuyorsun bak köpek? Çekin bak. Basın toplantısından 3 gün sonra Mithat Kocabaş ve arkadaşlarının görevlerine son verildi. Açığa alınmayı gururuna yediremeyen Mithat Kocabaş, Lena'sız hayat bana haram diyerek intihara teşebbüs etti. 7 ay sonra Lena ile Rıza'nın adını Mehmet koydukları nur topu gibi bir oğulları oldu. Lena, daha sonra katıldığı 4 uluslararası yarışmada ülkemize 4 altın madalya kazandırdı. Pehlivan Rıza, kendisine pek benzemese de Mehmet'e bu yaştan sonra bir de oğlum oldu diye gözü gibi bakıyor.